Tıp alanında kullanılan bazı kelimelerle sık sık karşılaşırız. Aslına bakarsanız anlamları da son derece açıktır. Ama kelimelerin kendileri için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Bu kelimelerin çoğu Latince ve Yunanca'dan gelmiş ve günümüze kadar çok da değişmemiştir. Latince ya da Yunanca çok kişinin bildiği diller olmadığı için de bu kelime ya da terimler zaman zaman gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyorlar. İşte bu tip dört kelime üzerine konuşacağız. İlki, kronotropi. Kronotropi, nabızla aynı şeydir. Nabzı parantez içinde yazacağım. Parantez içine yazdıklarımın bu kelimelerin daha basit ifadeleri olduğunu düşünebiliriz. İkinci olarak, dromotropi yazıyorum. Bu da iletim hızıdır. Başka bir deyişle, sinyallerin bir hücreden diğer hücreye aktarılma hızı olarak düşünebilirsiniz. Bir diğeri inotropi. Bunun yanına da kontraktilite yazacağım. Kontraktilite bir kasın ne şiddetle kasıldığı anlamına gelir. Kasılma kuvveti olarak da düşünebilirsiniz. Son olarak bir de lusitropi yazıyorum. Lusitropi. Bu da inotropinin aksine kasın gevşemesidir. Şimdi de bu terimleri bir bir inceleyip, sempatik ve parasempatik sistemlerin etkilerinden bahsedelim. Bu arada buraya bir de nerede yazıyorum. Nerede? Bunun altına da etkinin nerede gerçekleştiğini not edeceğim. Bir de sempatik ve parasempatik yazalım. Tamam pekala. İlki yani kronotropi Nerede karşımıza çıkar? Bunun, daha doğrusu bundan etkilenen tek bir hücre yok. Tabii ama genel olarak hangi hücre grubu etkilenir dersiniz? Eğer SA düğümü dediyseniz doğru bildiniz. Bu nabzın düzenlendiği yerdir. Sempatik sistem SA düğümünün daha hızlı atmasına sebep olur bu hücrelere daha fazla sodyum girmesine izin verir ve hücreler de bu sayede aksiyon potansiyellerine daha erken ulaşırlar. Parasempatik sistem ise bunun tam tersini yapar. Başka bir deyişle, hücreye giren sodyum miktarını azaltarak hücrelerin aksiyon potansiyel eşiklerine ulaşmalarını geciktirir. Peki ya dromotropi? Bu, kronotropiye göre daha az kullanılan bir kelimedir size göstermek istememin sebebi de bu zaten. Dromotropinin iletim hızı ile alakalı olduğunu söylemiştik. Kalpteki sinyallerin ne kadar hızlı iletildiğini düşündüğümüzde aklımıza AV düğümü gelir. Gecikmeler ki bu zaman zaman bir saniyenin onda biridir, AV düğümünde gerçekleşir. Sempatik uyarı söz konusu olduğunda kalsiyum daha hızlı girer ve iletim de bu sayede hızlanır. Bu başka bir deyişle gecikmenin azalmasıdır parasempatik sistemle ise gecikme uzar. Daha az kalsiyum demek AV düğümünün yavaşlaması demektir. Aksiyon potansiyeli sırasındaki kalsiyum girişi azalınca aksiyon potansiyelinin eğimi de küçülür. Son olarak bir de inotropi ve lusitropi var. Bu terimlerin ikisi de ventriküllerin yani karıncıkların kontraktilitesi ile alakalıdır. Kasılma kuvveti ya da gevşeme olarak düşünürsek de karıncıkların ne kadar hızlı bir şekilde kasılıp gevşediği üzerinde duracağız. Bunun için öncelikle ikisi için de ventrikül yani karıncık yazıyorum. Ventrikül dediğimde bu hem sağ hem de sol ventrikül için geçerlidir. Parasempatik sistemin bunlar üzerinde çok az bir etkisi olacağını da eklemek istiyorum. Neden diyecek olursanız söz konusu olan karıncıklar olduğunda sempatik sistemin etkili olduğunu ve parasempatik sistemin dengeleyici bir etkisi olmadığını biliyoruz. Bu kısa beyaz çizgiler inotropi ve lisotropi. Lisotropi yani söz konusu olduğunda parasempatik sistemin karıncıklar açısından büyük bir etkisi olmadığını bize gösteriyor. Peki ya sempatik sistem? Kontraktilitenin aksiyon potansiyeli sırasında giren kalsiyum ile alakalı olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Bu durumda sempatik uyarı olunca ne olur dersiniz? Daha fazla kalsiyum, daha şiddetli bir kasılma anlamına gelir, değil mi? Evet, buraya şiddetli yazıyorum. Kaslar bu durumda normalde olduklarından çok daha şiddetli bir şekilde kasılırlar. Peki ya gevşeme? Sarkoplazmik retikulumu hatırlıyor musunuz? Bu organel kalsiyumu silip süpürüp kalbin gevşeme evresine geçmesini sağlıyordu. Bu sempatik uyarı durumunda çok daha hızlı gerçekleşir. Çünkü ATP kanalları ya da ATP pompaları uyarıldığında kalsiyum sarkoplazmik retikuluma geri döner. Hücre de fazla kalsiyumdan böylece kurtulmuş olur ve daha hızlı bir şekilde gevşer. Size bu dört kelimenin kısa ve hızlı bir özetini yapmaya çalıştım. Bu kelimeleri duysanız da duymasanız da artık ne olduklarını biliyorsunuz. Krono, dromo ino ve lisotropi. Bu dört kelime, sempatik ve parasempatik sinirlerin kalp üzerindeki en büyük dört etkisini tanımlar.